Önce her zaman olduğu gibi rakamlarla başlayacağım. Sonrasında da hem para piyasalarını hem de hisse senedi piyasalarını çok yakından ilgilendiren bir haber var. O haberi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz? Borsaları bir anda patlatacak, uçuracak, kaçıracak, endekslerin daha da yukarıya gitmesini sağlayacak bir haber gibi görünüyor. Böyle bir görüntü veriyor en azından. Öyle mi değil mi kararını siz vereceksiniz. Önce haberi dümdüz okuyacağım, ardından da yorumlayacağım elbette. Önce her zaman olduğu gibi rakamlara bakalım. Rakamlar bize ne söylüyor? Dün ne söylemiştik? Rakamlar nereye geldi? Hangi söylediklerimiz ne kadar tutuyor, tutmuyor? Bekleyen kazandı mı, kazanmadı mı? Panikleyen kaybetti mi, kaybetmedi mi? Bütün bunları bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Borsayla başlayalım. BIST 100 endeksi 109.000 seviyelerinde geziyor. 109.000'i aşağıya doğru zorluyor. Gördüğüm kadarıyla da burayı kıracak. Kırdıktan sonra da büyük ihtimalle biz 105.000'e doğru giden bir borsa endeksiyle karşı karşıya kalacağız. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Bu tür düşüşler sert düşüş olarak algılanmasın arkadaşlar. Biliyorsunuz benim borsayla ilgili bir balon algım var. Bu algımın nedenlerini de dolu dolu sizlere anlatmaya çalışıyorum. Yani Türkiye ekonomisi bu kadar sıkıntıdayken, dünya ekonomisi bu kadar sıkıntıdayken, reel sektör her gün yeni bir problemle uğraşırken ve aynı zamanda Türkiye ekonomisindeki veriler her geçen gün biraz daha bozulurken borsa nasıl oluyor da yükseliyor kardeşim diyorum. Ama bu arada şunu da altını çizmek istiyorum. 110.000'den 109.000 seviyelerine gelmiş bir borsa trendini aşağıya çevirmiş falan değildir. Bu bir gevşemedir. Yükseliş devam edebilir, düşüşler devam edebilir ama bana göre yakın zaman içerisinde gelen veri ve haber akışıyla birlikte büyük ihtimalle hem Türkiye'de hem Amerika'da hem de Avrupa borsalarında çok sert satışlar gerçekleşecek. %20'lik %30'luk düşüşlerle karşı karşıya kalabiliriz. Bunun da ayrıntılarını içeren bir haberi biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Zaten söyledim. Ama şu anda daha stabil giden, daha sakin giden, daha yatay giden bir borsa endeksiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Hemen arkasından dolara bakalım. 6.70 seviyelerine gelmiş bir dolar kuru vardı. Hatta 6.70'in altında zorlamıştı. 6.69, 6.68 seviyeleri görülmüştü. O dönem bazı arkadaşlar çıkıp sürekli olarak işte 6.50'ye gidiyor, 6'ya gidiyor, 5'e gidiyor falan bas bas bağırmaya başlamışlardı. Nitekim yine sizleri uyarmıştım. Aman ha, sakin olun, pozisyonlarınızı bozmayın. Dolar tekrar yükselişe geçecek. Yakın zaman içerisinde 6.95'i göreceğiz. Sonrasında 7, 7.20 ve 7.20'nin kırılmasıyla birlikte artık 6'lı seviyeler hayal olacak. Biz 8'li seviyeleri konuşmaya başlayacağız demiştim sizlere. Nitekim 6.80'in üzerine çıkmış bir dolar kuru var. 6.80'in üzerine çıpaladı kendisini. Büyük ihtimalle de bu hafta, en geç önümüzdeki hafta içerisinde 6.95 seviyesinde bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Sonrasında da 7'li seviyeleri konuşacağız. Euro'ya baktığımızda yine euro dolar paritesi üzerinden gidelim. 1.14'ü ısrarla zorlayan bir parite görüyoruz. 1.14'ü zorladıkça aslında paritenin düşüşü daha da sertleşecek gibi görünüyor arkadaşlar. Hani o 1.08 yolculuğu var ya, o yolculuğa çok daha uçurumvari bir şekilde ilerleyebilir. Dikkatli olun. Özellikle parite kaldıraçlı işlemlere açık bir konu ve Forex piyasasında pariteden işlem yapan çok fazla yatırımcı olduğunu biliyorum. Sizlere de uzak durun diyorum ama bu arada şunu da söylemek istiyorum. 1.08'e giden bir parite pek çok stopun patlamasını beraberinde getirecek. Bu yükselişe sakın kanmayın. 1.14 kırılamıyor. 1.12'ye doğru seyretmeye çalışıyor parite ama çok hızlı hareket etmek istemiyor. 1.12'nin kırılması durumunda bir anda 1.08 seviyesinde bir parite görürüz. Bu ne demek? 1.08'e geldiği zaman dolarla euro arasındaki makas kapanır Türkiye'de. Ama euronun yükselişi devam eder Türk lirasına karşı. Yani biz eğer ki parite 1.08'e gitse bile dolar 6.95'e geldiğinde euroyu da 8 liranın üzerinde görürüz arkadaşlar. 1.08 seviyesine rağmen. Ama bu seviyelerde kalırsa parite, o zaman euroyu da daha yüksek seviyelerde görebiliriz. Bunu da altını çizmek istiyorum.
Gelelim faize. Faiz bu seviyelerde sabitlendi. Altın onsu 1740'ı zorluyor. 1740'ın üzerine attığı an itibarıyla bu kez 1760 direncini zorlayacak. 1760 direnci çok kritik bir seviye arkadaşlar. Bu kez burayı kırma ihtimali çok yüksek. 1760'ı kırdığı an itibariyle 1800 doların üzerine kendisini atacaktır. 1800 doların üzerine gittiği an itibarıyla da emin olun yeni rekor denemeleriyle karşı karşıya kalacağız altının onsunda. Bu sene içerisinde çok yüksek ihtimal 2000-2500 dolar aralığında bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Ve yine büyük ihtimal 8 liranın üzerinde bir dolar kuruyla eğer kademeli giderse devalüasyonist bir etki olmazsa elbette. Ama devalüasyonist bir etki olursa dünkü videomda da söylediğim gibi bir anda biz 14 lira 15 liranın üzerinde bir dolar kuruyla karşı karşıya kalabiliriz. Onu da unutmayın. Zaten piyasa iyiden iyiye sıkıştı. Para darlığı her geçen gün artıyor. Merkez Bankası rezervleri her geçen gün eriyor. Gerçi brüt rezervler, döviz rezervleri bir miktar artmış gibi görünüyor ama bir o kadar da net rezervlerden kaçış var. Onu da unutmamakta fayda var. Yani işler çok kritik. Borçlar yaklaşıyor. 170 milyar dolarlık hem özel sektörün hem kamunun borçları var. Bu borcun bir an önce ödenmesi gerekiyor. Zamanı geliyor. Piyasadan dolar talebi her geçen gün artıyor. Küçük yatırımcı da dolara talepte bulunuyor. Şirketler dolara talepte bulunuyor ve fonlar da dolara talepte bulunuyor. Yabancı sermaye doları alıp yurt dışına kaçmaya devam ediyor. Velhasıl devalüasyonist etki her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor arkadaşlar. Yani kademeli giderse biz 6.80, 6.95, 7, 7.20 daha sonrasında 8'i görürüz ama devalüasyonist bir etki olursa yani Ağustos 2018'deki gibi bir etkiyle karşı karşıya kalırsak çarpı 2 yapın bir anda 14-15 aralığında bir dolar kuruyla karşı karşıya kalırız. Biraz önce söylediğim altın değeri de eğer ki 2000-2500 dolar aralığına giderse 500 liraların üzerine çıkmış bir gram altın fiyatıyla karşılaşırız. Bunu da burada özellikle eklemek istiyorum arkadaşlar. Altın 350 olacak, 340 olacak, 300 olacak, 280 olacak. Ne oldu arkadaşlar? Yani insanları boş yere paniklettiniz, ellerindeki altın doları bozdurmaya çalıştınız. Şu anda o zarar eden insanlar, pozisyonlarını bozan insanlara ne söyleyeceğinizi çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü insanların parasının değer kaybetmesine göz yumuyorsunuz. Hatta buna çanak tutuyorsunuz. Yapmayın. Israrla söylüyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü dünyanın konjonktürü çok farklı bir noktaya doğru gidiyor. Bakın şimdi pandemide ikinci dalga meselesi konuşuluyor. Türkiye'nin Sağlık Bakanı çıkıyor. Koronavirüsle ilgili bir aşı geliştirilemedi. Bir ilaç, etkin ilaç geliştirilemedi. Bakın biz de sürü bağışıklığına doğru yavaş yavaş gidebiliriz diyor. Öbür taraftan çok kritik noktalardan birisi Eylül, Ekim'de eğer ki ikinci dalga gelirse tüm dünyada ortalık bir kez daha karışacak. Hem ekonomi duracak hem de belki İspanyol gribinde olduğu gibi binlerce insan hayatını kaybedecek. Bunları paylaşmıyorsunuz. Bunun reel sektöre etkilerini konuşmuyorsunuz. Sonrasında da iki tane çizik atıp diyorsunuz ki işte borsa yükselecek, dolar düşecek, altın düşecek. O dönemleri yaşamıyoruz arkadaşlar biz. Onun için bu dönemde teknik geçerli değil diyorum sizlere. Elbette normal koşullar içerisinde teknik veriler önemlidir. Teknik analizler çok önemlidir. Ama bu tür dönemlerde ki bu dönem öyle kısa bir zamanda da bitmeyecek, belki yıllar sürecek bir süreçten bahsediyoruz. Çok da geçerli olmaz. Evet, bir kez daha altın çizerek söylüyorum. Teknik analiz bu dönem için geçerli değil arkadaşlar. Kim ne derse desin. Kimse de kusura bakmasın. Hem dolardaki hem altındaki sert yükselişler nedeniyle eğer ki doğru pozisyon almamış isek ne yazık ki paramızın değerinin kaybolmasına böyle bakacağız. İster istemez bakacağız. Onun için temkinli olun diyorum. Öbür taraftan arkadaşlar öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki insanların tamamı neredeyse tasarruflara yöneliyor. Ve bu tasarrufların adı gayrimenkul bile değil. Geçmişte insanlar gayrimenkule yatırım yaparlardı. Uzun vadede bir getiri olacak düşünürlerdi. Şimdi ise gayrimenkulü sadece ihtiyacı olanlar alıyor. Onun dışında Türkiye için konuşmuyorum. Tüm dünya için konuşuyorum. Herkes mümkün olduğunca nakite dönüyor. Nakitle kastımız ne? Güvenli liman olarak görülen Amerika ve dolar ve aynı zamanda güvenli liman olarak görülen altın. İkisi arasında bir tercih yapmalı mıyız? Hayır, bir sepet yapılabilir. Ama bu sepetteki ağırlık hangisinde diye
diye bana sorarsanız kesinlikle altın arkadaşlar. Riskler her geçen gün artıyor. Hem politik riskler artıyor, hem ekonomik riskler artıyor, hem de sağlıkla ilgili riskler artıyor. Reel sektörün problemleri artıyor, bankacılık sisteminin problemleri artıyor. Bu koşullar içerisinde ülkeler arası sorunlar çıkmaya başlayacak. Bu koşullar içerisinde sosyal problemler yaşanmaya başlayacak. Siz bu işin sadece Amerika'da kalacağına inanıyor musunuz? Ülkeler arasında problemlerin büyümeyeceğine inanıyor musunuz? Tek bir örnek. İspanyol gribi yaşandı. Arkasından büyük buhran geldi. Büyük buhrandan sonra İkinci Dünya Savaşı çıktı. Bu rastlantısal bir süreçte değil arkadaşlar. Bu süreci tekrar yaşamamız çok ama çok mümkün. Ve gelelim şu borsalar uçacak, kaçacak, patlayacak haberimize. Bloomberg'den okuyacağım. 230 milyar dolarlık varlık fonu tüm dünyada hisse alımlarına hazırlanıyor. Kim bu varlık fonu? Dünyanın en büyüklerinden birisi Abu Dhabi merkezli ve 232 milyar dolarlık bir hisse senedi yatırımı yapmayı planlıyor. Şirketin CFO yardımcısı ve aynı zamanda da satın alma birimi yöneticileri açıklamalar yapıyorlar. Bloomberg'e konuşmuşlar ve şunu söylüyorlar. Biz hisse senede yatırım yapacağız diyorlar. 232 milyar dolar az buz bir para değil. Ve bu paranın çok büyük bir kısmını da Amerikan borsalarında değerlendireceğiz diyorlar. Şimdi buraya kadar baktığınız zaman 232 milyar dolar ciddi bir para. Amerikan borsalarında değerlendirilecek. Amerikan borsasında evet 232 milyar dolar öyle çok çok yüksek bir para değil ama önemli bir para. Ve bu para hem yaratacağı algıyla hem büyüklüğüyle hisse senedi piyasasını yukarıya doğru taşıyacak Amerika. Doğal olarak tüm borsalarda Amerikan borsasını takip edecek ve hisse senedi piyasalarında inanılmaz bir talep olacak ve yükseliş olacak diye okuyabiliriz değil mi bu haberi? Okunması gereken de budur zaten. Eğer ki bu kadar büyük bir fonun yöneticisi biz hisse senedi piyasasında 232 milyar dolarlık yatırım yapacağız diyor ise. Peki acaba açıklama gerçekten böyle mi? Yoksa bu haber birazcık başlıkla oynanarak başka bir algı mı yaratmaya çalışıyor? Bunu çok iyi tahlil etmek lazım. Çünkü adamın söylediğinin bununla hiçbir ilgisi yok. Evet diyorlar ki 232 milyar dolarlık bir yatırım yapacağız biz hisse senedi piyasalarında. Evet Amerika'da yapacağız ama bugün değil. Biz bunun hazırlığını 2 senedir yapıyoruz. Bu para köşede duruyor. Biz Amerikan borsasında yatırım yapmak için büyük düşüşü bekliyoruz. En az %20, %30'luk bir kayıp olacak. Amerika'da %20-30 olursa belki gelişmekte olan ülkelerde %100'lük düşüşler olacak. O zaman da ucuzdan mal toplamaya başlayacağız diyorlar. Peki ben bu sonuca nereden varıyorum? Buyurun açıklaması. Açıklamayı birebir sizlere okuyayım arkadaşlar. Virüsün ekonomi üzerindeki etkisinin sürmesiyle birlikte Amerika hisselerinde sert bir düşüş olabileceğini düşünüyoruz. S&P 500 endeksinin kabaca %20 düşüşle 2500-2700 puan arasına gerileyeceğini öngörüyoruz. Diğer taraftan ekliyorlar. Mart ayındaki kadar sert bir düşüş olmayabilir belki ama %20-%30 civarında bir düşüş olacak ve bu düşüş esnasında da yatırım yapacağız. Bundan normal ne var? Zaten uzun vadeli yatırım yapan, uzun vadeli projeksiyonu olan bu tür fonlar, varlık fonları sert düşüş dönemlerinde özellikle yatırım yaparlar. Hatta paralarının tamamını değil kademeli olarak yatırımlarını gerçekleştirirler. Minik minik yükseldikçe alırlar, düştükçe alırlar ve sonrasında da iyi dönemi beklerler. Nedir bu iyi dönem? 10 yıl sonrası önemli değil. Adam hesabını kitabını yapar, hazırlıklarını yapar beklerler. Ama siz bu habere şu başlığı atarsanız 232 milyar dolarlık varlık fonu tüm dünyada hisse alımlarına hazırlanıyor derseniz insanlar bunu okudukları altını okumadıklarında sadece şunu düşünürler. 232 milyar dolarlık Suudi yatırımı. Demek ki bu tür fonlar bugünlerde hisse senedi piyasasına giriyor. Çok sert bir yükseliş olacak. Hadi biz de gidelim piyasada pozisyon alalım demeye başlarlar. Ama öbür taraftan bu yatırımı belki de ikinci dalga sonrasına saklıyorlar. Belki de değil büyük ihtimalle. Yani %20-%30 oranında düşüşlerden sonra bu yatırımı yapacaklarını alenen söylüyor adamlar. Bu örneği niye verdim sizlere? Bir başlık atıyoruz, iş sanki başlıkta bitiyormuş gibi görünüyor. Başlığı görün ama içini mutlaka dinleyin. Burada bir ironi var mı? Burada
Adam ne söylemek istiyor? Neden dolar 12 lira, 13 lira, 14 lira, 15 lira olur diyor. Neden dolar yükselir ya da neden dolar düşer diyor. Bunun içeriğine mutlaka bakın ve bunun içinde izlediğiniz videoyu sonuna kadar izleyin. Okuduğunuz haberi de sonuna kadar okuyun arkadaşlar. Rica ediyorum sizlerden. Bunu bir ukalalık olarak lütfen kabul etmeyin. Sadece bir dost tavsiyesi olarak görmenizi sizlerden özellikle rica ediyorum arkadaşlar. Ve gelelim son olarak rakamlara. Dolar, altın yükselmeye devam edecek. Dünyada ikinci dalga endişesi büyüdükçe de yükselişleri hızlanmaya devam edecek. Bugünkü koşullarda bile ekonomiyle ilgili tüm dünyada bu kadar büyük sıkıntılar varken borsaların her yükselişi balon olacak. Dolar ve altındaki yükselişler de her geçen gün kademeli veya devalüasyonist şekilde yükselişini sürdürecek. Mesela dolar ya 6.95, 7, 7, 20, 8 seviyelerine doğru gidecek ya da arkadaşlar bir anda 12, 13, 14, 15 seviyelerine doğru gidecek. Altın onsu ya işte 1740, 1760, 1800, 1860 sonrasında 2000'e doğru kademeli gidecek ya da risklerin artmasıyla birlikte bir anda her şeyi yıkıp geçerek 2000 doların üzerine kendisini atacak. Keza gram altında da aynı tabloyla karşı karşıya kalacağız. Hem onsun yükselmesi hem doların yükselmesiyle birlikte yarın öbür gün 500 liraları görürseniz hiç şaşırmayın arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum. Videoyu dostlarınızla paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda katıl butonuna basarak kanalımıza destek verin. Eğer ki tabii ki içinizden geliyorsa, diğer taraftan Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.